Ses kısıklığı nedenleri kısıklığın oluştuğu bireye göre, ses kısıklığının süresine göre çok değişiklik gösterebilir. Örneğin çocukluk çağında görülen ses kısıklıkları ile erişkin çağda görülen ses kısıklıklarının birbirinden çok farklı nedenleri olabilir. Çocukluk çağında genellikle yeni doğan evresinde ve erken çocukluk döneminde laringeal kıkırdakların yani gırtlak bölgesindeki kıkırdakların gelişim bozukluklarına bağlı birçok değişik semptomla, birçok değişik belirtiyle birlikte ses kısıklığı da oluşabilir. Daha ilerleyen yaşlarda çocuklardaki ses kısıklıkları genellikle kullanım hatalarına bağlı yani sesin yanlış kullanımına bağlı problemler olarak ortaya çıkar. Özellikle aşırı ses kullanımı olan çocuklarda bu tür problemlerle karşılaşırız. Erkek çocuklarında adolesans çağında ses değişimi döneminde oluşan ses kısıklıkları birinci sırada en çok yer alır. Erişkin çağda ise birçok değişik problem bireyin gerek fiziksel gerek psikolojik olarak etkileyen birçok değişik neden ses kısıklığına neden olabilir. En çok problemler kullanıma bağlı olan hatalar sonucu oluşan ses kısıklıklarıdır. Bunlar nedir? Sigara kullanmak gibi, sesini aşırı kullanmak ya da yanlış kullanmak gibi nedenlere bağlı oluşan ses problemleridir. İkinci en sık görülen neden inflamatuar enfeksiyoz nedenlerdir. Bunlar arasında viral, bakteriyel yani mikrobik nedenlerle kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ses kısıklıklarını sayabiliriz. Bu tür ses kısıklıkları genellikle nispeten daha kısa sürelidir. Ancak bir de daha uzun süreli olan örneğin 10 ila 14 günü geçen ses kısıklıkları mevcuttur. Bu dönemde tabii ses kısıklıklarının daha ciddi olarak değerlendirilmesi gerekir. Bunlar arasında bu uzunlukta problemlere yol açanlar arasında ses tellerinin benin problemleri yani iyi huylu problemleri olan nodül, polip, kist, ses telinde bir oluk olması gibi nedenler olabileceği gibi enfeksiyoz ancak spesifik enfeksiyoz yani tüberküloz gibi veya başka granulomatoz hastalıklara bağlı ses kısıklıkları yol açabilir, ses kısıklığına yol açabilir. Bir de tabii daha az bahsetmekten hoşlandığımız ancak özellikle sigara kullananlarda sık gördüğümüz larynx'in malign yani kötü huylu ve kötü huyluya gidebilen problemleri mevcuttur. Bunlar da ses kısıklığı nedenleri arasında sayılabilir. Ses kısıklığı özellikle 10 günden daha uzun sürüyor ise önemsenmeli ve ciddiye alınmalıdır. Çünkü o zaman gerek supraglottik yani ses tellerinin üzerinde gerekse glottik yani ses telleri düzeyinde enfeksiyoz hadiselerden ayrı yani dışarıdan kapılan hastalıklardan ayrı kötü huylu bir problem olma olasılığı da ortaya çıkar. Tabii ses kısıklığı ile birlikte başka bazı belirtiler olması da bizim onu önemsememize yol açar. Nedir bunlar? Örneğin yutma sırasında ya da yutkunma sırasında ağrı olması, özellikle yutkunma ile ağrının kulağa yansıyan bir ağrı olması, boğazda devamlı takılma hissi, devamlı sanki böyle bir gıcık varmış gibi yutkunurken orada bir şey kalıyormuş gibi bir his olması ve öksürük, özellikle tekrarlayan ve uzun süren öksürük, eğer hele balgamda bir kan vesaire gibi bir bulgu da varsa özellikle önemsenmeli ve mutlaka bir kulak burun-boğaz uzmanına danışılmalıdır. Ses kısıklığının tanısına yönelik yöntemleri subjektif yöntemler ve objektif yöntemler olarak iki başlıkta değerlendirebiliriz. Subjektif yöntemler mevcut ses kısıklığının yani mevcut ses probleminin hastayı günlük hayatında yani gerek mesleki hayatında gerek sosyal hayatında ne kadar etkilediğini ortaya koymak amacıyla yapılmış testler.